Sizlerle bir arada olmaktan elbette mutluyum. TMMOB'nin çok kıymetli başkan, yöneticileri, İl Koordinasyon Kurulu'nun kıymetli üyeleri, İstanbul'u bugün çok değerli fikirleriyle beraber bize ışık tutacak olan kıymetli hocalarımız, akademisyenlerimiz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum her şeyden önce. İstanbul'u konuşmanız, kentin bir sempozyumunun burada olması bizim için değerli. Arkadaşlarımla birlikte süreci elbette sıkı bir biçimde takip ediyor olacağız. Zira biz göreve geldiğimiz an itibariyle her zaman bilimin ışığında hareket etmeyi kendimize ilke edindik ve bundan hiçbir zaman sapmama konusunda kararlı bir yolculuk tasarladık. Yaptığımız her çalışmada aslında o işin uzmanlarıyla, akademisyenleriyle ve ilgili kurum ve kuruluşlarla düşünmeyi hiç ihmal etmedik. Çünkü İstanbul gibi nüfusu 20 milyona yaklaşmış dünyanın en önemli medeniyetlerin birleştiği, buluştuğu bu muazzam kentin başka bir yolculuk tarifi olamaz. Çünkü bir yanıyla da Türkiye'nin göz bebeği, lokomotifi, her şey diyebileceğimiz İstanbul'un iki dudak arasından yönetildiğinde nasıl bir duruma düştüğünü hepimiz aslında çok yakinen gözlemledik. Az önce kıymetli başkanın çok değerli bir tarifiyle yüzyılın ilk çeyreği ve son çeyreği arasındaki değişim ve o ne yazık ki olumsuz süreç hepimize ders olmalıdır. Bu manada bizim şu anda ortaya koyduğumuz dayanışmanın ya da birlikte düşünmenin, beraber hareket etmenin, toplumun her düşünce kesiminin bir araya gelmesini sağlamanın ne kadar önemli olduğunu da ayrı bir göstergesi. Tabii yönetim anlayışımızın temelinde aynı zamanda demokrasi ve katılımcılığın olduğunun da altı çizilmeli. Bu yönüyle katılımcı yöntemler uygulamayı ve yeni katılım modelleri geliştirmeyi de sürekli geliştiriyoruz ve ihmal etmiyoruz. Planlamada bu yönüyle hareket etmenin en önemli merkezlerinden birini İstanbul'da kurmuş olmanın, İstanbul Planlama Ajansı markasıyla bunu geliştiriyor olmanın da hem keyfini hem de gururunu yaşıyoruz. Bunun kalıcı bir mekanizmaya dönmesi için büyük gayret içerisindeyiz. Emekleme döneminde olduğunun farkındayız. Kalıcı, kurumsallaşmış ve belediyeye ait bir kurum değil de topluma, kamuya, akademik dünyaya, meslek odalarına, her kesime ait bir kuruma dönüşmesi için de yoğun bir çaba içerisindeyiz. En başından beri arkadaşlarımla konuştuğum ve tasarladığımız aslında süreç böyle bir süreçtir. Kentsel tasarım projelerinden nazım planlara ve stratejik planlara kadar farklı ölçeklerdeki planlamaları sadece kendi içimizdeki bürokrasi odalarına da sıkıştırmadan tamamen halka açık, halka dönük, halkın ihtiyaçlarını dinleyen, farklı siyasi düşünceleri de kapsayan, ilk an itibariyle arkadaşlarıma net olarak söylediğimiz şey, bunu olabildiğince açık, şeffaf yönetim ve toplumun ilgili kesimleriyle mutlak paylaşın, görüşleri alın ve bu ölçekte yürüyün dediğimde bugün görüyoruz ki aslında karşılığını büyük oranda almış durumdayız. Ve bu bütüncül, uzun vadeli katılımcı planlama duygusunun her şeye rağmen farklı düşüncelere sahip olsak da bir noktadan sonra büyük oranda oy birliğine dönüşmesi aslında ne kadar bir doğru yol izlediğimizin de bir göstergesi olduğunu ifade etmek isterim. İşte İstanbul Planlama Ajansı tam da bu ihtiyacı karşılama yönüyle güçlenerek büyümeli. Başka bir İstanbul hayalimiz var diyerek hazırladığımız vizyon, İstanbul'un vizyonu 2050 strateji belgesinin de önemli olduğunu düşünüyorum. Elbette ki bu
vizyon belgesi, aynı zamanda yaşayan, gelişime açık, aynı zamanda inovatif ve herkesin katkı sunması gereken, değişen koşullara göre, ihtiyaçlara göre de revizyona muhtaç olacağını bildiğim bir gelecek planıdır. 2050 bir an için çok uzak gözüküyor insanın kulağına, öyle geliyor sesi ama aslında ne kadar yakın ve kapıda beklediğini de görüyor durumdayız. Bir kent tarihi açısından artık İstanbul'un 2100'ü acilen konuşması gerektiğini düşünenlerdenim. Bu tabii aynı şekliyle yaptığımız her adımın, her uygulamanın sadece İstanbul için olmadığını da biliyoruz. Türkiye'nin tüm kentlerini de ilgilendirdiğini. Hatta buradan ifade etmek isterim ki İstanbul'un etkisini yakinen yaşayan birisi olarak ortaya koyduğumuz her hamlenin, her duruşun dünyanın çok büyük kentleri tarafından da takip edildiğini, özellikle yakın coğrafyamıza bu yönüyle çok etkin bir biçimde ilişkili olduğunu, onların bizi takip ederek bizden yön almaya gayret ettiklerini yaşadım ve gördüm. En canlı örneği Balkan şehirleri ağını kurma çabamı karşılıksız bırakmayan Balkan şehirlerinde 21 şehir olarak başladığımız buluşma şu an 80 kente ulaştı ve Balkan coğrafyasında yılda en az 10-15 kez toplantılar düzenleyen, farklı görüşlerin bir araya gelerek tartışıldığı bir mekanizmanın sadece 2,5-3 yılda oluşmasının da keyfini yaşıyorum. İstanbul böylesi, çekim kuvveti yüksek bir kent. O bakımdan global birçok krize, iklim değişikliğinden tutun göç ve ne yazık ki çevremizde yaşanan savaşlarla ilgili birçok konuda kentlerde yürütülen bu diplomasinin ne kadar önemli olduğunu da altını çizmek isterim. Tabii İstanbul'u afetlere dayanıklı hale getirmek önemli bir çabamız. Doğal afetlerin, pandemilerin, krizlerin yanında deprem İstanbul gerçeğini planlarken önemli kavramlar. Depremin ne kadar hepimizi ürküttüğünü biliyoruz. Yıkıcı etkilerini en aza indirmek için birlikte çalışmamızın şart olduğunu da biliyoruz. Ve bu birlikteliğin sadece bilim insanları, teknik insanlar ya da belediye başkanları ya da belediyeler olmadığını da biliyoruz. İstanbul'un devasa sorunun çözümü ülkede bir seferberlik duygusuyla, şehirde bir seferberlik duygusuyla yönetilmesinin şart olduğunu bize gösteriyor. Bu duygularımızı sizlerle birlikte, sizlerin de katılımıyla birlikte yaptığımız çalıştaylarda, toplantılarda zaten önümüze konan bir gerçek olmuştur. Bu bütüncül yaklaşımın İstanbul için zaruret olduğunu hem önceki dönem hükümetine ve onun ilgili bakanlıklarına, Şehircilik Bakanlığı'na hem de bu dönemin yine aynı şekilde ilgili bakanlığa uzun uzun anlatmayı ve uzun uzun bu talebi onlara iletmeyi kendime sorumluluk edindim. Her ne kadar masada bunun çok olumlu karşılandığını görsem de birkaç buluşma ya da birkaç toplantının ardından ne yazık ki yine kendi köşelerine çekilen, kapalı kapılar ardında bir tasarım yapıp hatta bunu bazen kanunlaştırıp meclise taşımayı başarı gören bir anlayışla karşı karşıyayız. Halbuki mesele o kadar büyük ve o kadar derin ki bizim anlattığımız prensiplerin içinde herkes var. Ve kalıcı bir kurumsallaşma, kalıcı bir yapıyı tasarlamak var. Kişiye ya da bir hükümete bağımlı olmayan. Bu yönüyle İstanbul'da tarifimiz aynen şudur. Bakanlık, valilik, büyükşehir belediyesi, ilçe belediyesi, meslek odaları, farklı ilgili sektörlerin içinde olduğu, başta finans, yapı sektörü gibi ve katılımcı bir modelle, dinamik bir yapıyla şehrin depremle ilgili kurduğu inisiyatifler, bunların düşündüğü, sağlıklı bir kurumsallaşmayla bazen hızlı karar alabilme mekanizmaları da içinde var olduğu ama o şeffaflaşmanın İstanbul'a çok doğru adımlar atmasına sebep olacağını dile getirdiğimiz bir model. Bu modelin elbette yaratıcısı ben değilim, sadece sözcüsüyüm, yaratıcısı yaptığımız
o bilimsel ve teknik çalıştaylardaki çıktılar ve orada bulunan bilim ve teknik insanlar. Biz bu yönüyle meseleye baktık ama yine önümüze bir kanun ve kanun içinde bir başkanlık çıktı ve geldi. Böyle bir talebimiz olmadığını her yerde dile getiriyorum. Bu yönüyle tabii bunun takipçisi olacağız. Bunun düzeltilmesi ve kentin dönüşümü, kentin dayanıklı hale gelmesiyle ilgili atılacak her adımı en etkin bir şekilde takip edeceğimizi, yorumlayacağımızı hepinizin bilmesini isterim. Biz tabii aynı zamanda yerel yönetim olarak kapsayıcılığı da çok önemsediğimizi, bu yönüyle özellikle kentte yaşayan herkesin içinde olduğu bir yönetim anlayışının başarılı olacağına da inandık hep. Kadınlar, engelliler, çocuklar, dezavantajlı hangi grup varsa o kesimler mutlak dikkate alınmalı, öncü bir şekilde düşünmeli dedik. Eşitlik ve adaletin yalnız hizmet sunumunda değil, politika geliştirmeden başlayarak sosyal demokrat belediyeciliğin her aşamasına yaygın bir şekilde gelişmesini sağlamak olarak kendimize ilke edindik. Bu yolda özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde mesela kadın yöneticilerin sayısının 3 katına çıkması, kadın çalışanların sayısını arttırmak, meslek gruplarındaki kadın temsiliyetini yükseltmenin aslında kenti düşünürken kadınsız düşünmenin doğru olmayacağını, kadınların yaşadığı, erkeklerin yaşadığı, gençlerin yaşadığı, çocukların yaşadığı bir mekanizmayı, bir ekosistemi ancak onlarla birlikte düşünerek olgunlaştırabileceğimizi bilmenin karşılığı olsa gerek. Aynı şekilde sosyal destek mekanizmalarını, yoksullukla mücadele mekanizmalarını geliştirirken de her yönüyle İstanbul'a bütüncül bakmayı ilke edindik. Yine İstanbul'un doğası, ormanları, tarım alanları bizim için öncelikli oldu. Oraların bizim için bir nefes olduğunu, yaşamın belki de kaynağı olduğunu, yaşama tutunmanın odağı olduğunu bilerek bu yönüyle de etkin bir çalışma yürüttük. İstanbul'un tüm canlılar için bir yaşam alanına dönüştürülmesinin yol haritasını ortaya koyduk. Bu yönüyle hem hazırladığımız İstanbul İklim Değişikliği Eylem Planı olsun, hem çalıştığımız Koru İstanbul Strateji Belgesi olsun, etkin çalışmalar ve bize yol gösterici ve aynı zamanda geleceğe dair de kuvvetli belgelere dönüştü. Kıymetli dostlar, şunu ifade edeyim. Ben belediye başkanlığı dönemime başlamadan, yani siyasete dahil olduğum an itibariyle bir yerel yönetici olmayı elbette hedef koyduğumu iyi biliyorum. Ama o zaman düşünce olarak kendi bakış açımda doğru olmayan, ters giden bir kısım süreçleri değiştirebilmenin ve değişimin şart olduğunu, aksi takdirde mutlu olamayacağımı bilen bir birey olarak yola çıkmıştım. Ta 2008-2009'lardan bahsediyorum. O zamanki idealim sadece yaşadığım dar bir çerçevede bir iki ilçeyi ilgilendiren bir bakış açısıydı. O an itibariyle dahi teknik insanlarla çalışmayı, onlarla birlikte düşünmeyi, siyasi döneminde onlarla birlikte hareket etmeyi ilke edindim. Bugün hepinizle birlikte bir an önce özgürlüğüne kavuşmasını istediğimiz Tayfun'la da çalışmaya başladığımız dönem o dönemlerdir. Şimdi belediye başkanı olan Mehmet Çalık, ki bunlar hepsi sizlerin meslek odalarında görev alan arkadaşlarımızdır. Onlarla çalışmaya başladığım dönemlerde yine o dönemlerdir. Hala o anlamda en etkin şekliyle teknik insanlarla, meslek odalarında görev yapan insanlarla ve sizin kurumlarınızda etkin bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Süleyman Bey, işte Buğra Bey, Buğra Gökçe, yine burada sayamadığım belki birçok arkadaşım, aynı şekilde bizim çok yakın çalışma arkadaşlarımız. Bu yakın çalışma arkadaşlarımızla birlikte uyumlu çalışmayı sürdürebilmenin benim en büyük teminatım ve belki en kritik anlarda yanlışı engelleyen, bize doğruyu göstermekteki ısrarlı duruşlarının çok önemli olduğunu yaşayan bir belediye başkanıyım. Bunu bütün belediye başkan arkadaşlarıma da şu dönem dönem tavsiye etmişimdir. Bazen
teknik insanlar siyaset sahasında ürkütücü gelebiliyor. Ya da onlarla uyumlu çalışmayı tariflemekte zorlanan insanlar olabiliyor. Zaten yaptığımız işin zor olduğunu biliyoruz. Yani bir kenti yönetmek, bir kente dair geleceği planlamak, hele hele İstanbul ise mevzu, hele hele medeniyetin beşiği Anadolu, Trakya gibi bir coğrafyada yaşıyor ve buna sorumlulukla bakıyorsanız zaten işiniz zor. Zor olanı başarmak, zor insanlarla, ki o zor insanlar aslında aklı ve bilimi önüne koyan, çok detaylı düşünen insanlardır. Onların o kavramlarıyla yolculuğu tasarlayabilme kabiliyetidir iyi yönetici olmak. O bakımdan ben kendi yolculuğumu bu anlamda böyle tarifliyorum ve bundan hiç sapmadığımı, sapmayacağımı, işimi kolaylaştırmaya devam edeceğimi de biliyorum. Kolaylaştırmanın modelinin de o işi bilen, hayatını o işe adamış insanların görüşlerinde maksimum oranda faydalanmaktan geçtiğini de biliyorum. Katılımcılığı da öyle tarifliyorum aslında. İstanbul meselesinde şunu da söylemeden geçemeyeceğim elbette. İstanbul'a yapılan tahribatı, ihmal edilen işlerin hayatımızı nasıl sıkıntıya soktuğunu, aslında İstanbul'un çok kolay hayatı kolaylaştırıcı metodların hayata dahil edilebileceğini, dünyanın en güzide şehirlerinden hala birisi olabileceğini, içine girdikten sonra daha net görüyorsunuz ve bir yanıyla pişmanlık, bir yanıyla da çok büyük umutlarla dolu oluyorsunuz. Pişmanlık şu, niçin biz bu işi başaramadık diye geçmişe dönüp düşünmekten kendimi geri alamıyorum. Ama bir yanıyla da barındırdığı büyük fırsatlarıyla da geleceğe dair büyük umutlarla yolculuğumuza devam ediyoruz. Şunu ifade edeyim. İstanbul'da şu anda yaptığımız belediye başkanlığının ya da talip olduğumuz süreçlerin İstanbul'un doğasına, canlılarına, tarihine ve barındırdığı insanların yaşam zenginliklerine sahip çıkmanın, geleceğe bunu taşımanın, eşitliğin, kardeşliğin, bir arada yaşamanın, barışın, huzurun, demokrasinin her türlü bu tarz ilkeleri kapsadığını görüyorum. Bugüne dair de gerçekten İstanbul'a muhafızlık yaptığımızda ifade edeyim. Yani İstanbul'un çok güçlü bir muhafızlığa ihtiyacı vardır. Çarpıcı bir örnek. Bugün sabaha karşı bir yıkımı takip ettim. Yani İstanbul'da bir işgalciyi ya da işgal noktasını yıkmanın bile ne yazık ki devletin bazı kurum ve kuruluşlarıyla eşgüdümlü değil, hani onları da bazen haberdar etmeden yıkımı yapmanın gerçek olduğu bir ortamdayız. Çünkü bazen bazı kamu birimleri, kamunun hamlelerini değil de birkaç kişinin konumunu kollamayı kendine ilke ediniyorlar. Çarpıcı bir örneği paylaşmak isterim. Bu çok önemli. Bence her şeyin tarifi burada yatıyor. Üsküdar'da tarihi Kuşkonmaz Camii'nin hemen yanında bir virüs gibi orayı kaplamış bir kafeteryayı 3 senedir yıkamıyoruz. Yani biz bir bölümünü yıkarken basına da yansıdı, 200-250 tane garibim polisimizi oraya diken anlayışla dahi mücadele ediyoruz. Bir bölümünü yıktık, bir bölümü duruyor ve daha acısını söyleyeyim. Biz burayı yıkmaya çalışırken, oraya işlem yapmaya gayret ederken habire yargı yoluyla nasıl engellendiğimiz, daha da ileri gideyim, o yargı yoluyla engellendiğimiz dönemde İstanbul'u yönetmeye talip olduğunu duyduğumuz bir kısım arkadaşlar bakanlıkta boğazın dibindeki yere planla imarlı hale getirme çabasını dahi yaşadık. Bir büfenin olduğu yer. Bu nasıl bir çabadır? Bu nasıl bir bakış açısıdır? Kente bu gözle bakan ve iki dudak arasından çıkan sözleri emir telakki edip yapmaya gayret eden insanlardan Allah bu şehri korusun. Biz ise tam aksine bunlara karşı duran ve bu şekliyle hak hukuku koruma konusunda mücadelede gözünü kırpmadan doğruları yapma gayreti içerisinde olan insanlar olmaya gayret edeceğiz. Bu prensiplere layık olmaya çalışacağız. Umarım
yanlış yapmayız. Umarım hatalarımızı en aza indirerek süreçleri yönetip İstanbul'a layık, Türkiye'ye layık, Cumhuriyetimizin 100 yıllık Cumhuriyetimizin geleceğine layık bireyler oluruz. Bu nedenle yaptığınız sempozyumda çok kıymetli buluyorum. Verimli tartışmalar olacağını biliyorum. Hepinize başarılar dilerim. Çıktıların da bize rehber olmasını dilerim. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlarım. Sağ olun. Ben yol arkadaşımız Gezi Tutsağı Tayfun Kahraman'ın sempozyumun açılışına gönderdiği mektubu okuyacağım. Sevgili dostlar, değerli TMMOB üye ve emekçileri, hepinizi Silivri Kapalı Cezaevinden sevgiyle selamlıyorum. Bu etkinlikte aranızda olamasam da hukuksuzluğa karşı mücadelenin yakında sonuç vereceği ümidiyle bir sonraki İstanbul Kent Sempozyumunda aranızda olmayı diliyorum. Yıllardır meslek odaları ve meslek insanları olarak korunması için mücadele ettiğimiz İstanbul, bugün iktidarın yürüttüğü sistematik rant ekonomisi nedeniyle kötü bir sona doğru ilerliyor. Bilimin, şehircilik ve ilke esasların askıya alındığı, görmezden gelindiği, kaynakların kamu yararı için değil, belirli sermaye grupları için harcandığı bir ortamda, İstanbul'un kentsel problemleri de içinden çıkılmaz bir hale geldi. Yerel yönetimdeki değişim, İstanbul'da bir nebze nefes alsa da, merkezi yönetimin antidemokratik müdahaleleri hız kesmeden sürdü. Bu tabloda İstanbul gün geçtikçe kronikleşen problemleriyle geleceğe dair karanlık bir tablo ortaya koysa da bu durumu değiştirme görevi biz meslek insanlarına düşmektedir. Önümüzde zorlu ve karmaşık bir görev olmasına karşın bunu başaracak kadro ve birikim TMMOB ve meslek odalarımızda fazlasıyla bulunmaktadır. Öncelikle depreme dayanıklı, ulaşım sorunları çözülmüş ve toplumsal eşitsizlikleri azaltan planlı bir gelişim için İstanbul, bizlere düşen büyük bir sorumluluk vardır. Bunun bilinciyle mücadeleyi, sempozyumda belirlenecek ilkeler doğrultusunda sürdüreceğimize eminim. Yılmadan sürdürdüğümüz mücadelemizi, bizleri her türlü baskı ve tehditlerle yıldırmaya çalışsalar da, cezaevlerine koysalar da bırakmayacağız. Sevgili meslektaşlarım, bu mücadelenin bedeli olarak cezaevinde olduğum süre boyunca göstermiş olduğunuz destek ve dayanışma için teşekkür ederim. Fakat bu açıklık, hukuksuzluk karşısında çıkan ses maalesef artık cılız kalmaktadır. Dayanışmayı büyütmek, toplumsal farkındalığı artırmak ve daha bir gür sesle vermek üzere TMMOB ve meslek odalarımıza büyük bir sorumluluk düşmektedir. Gezide tecrübe ettiğimiz gibi yan yana durmak, bu karanlığı dağıtıp aydınlığa kavuşmak için tek şansımız olacaktır. Birlikte inşa edeceğimiz özgür ve mutlu yarınlara inancımla yakın bir zamanda aranızda olmayı ümit ediyor, başarılı ve verimli bir sempozyum olması dileğiyle Silivri'den sizlere sevgi ve selamlarımı yolluyorum. Doktor Tayfun Kahraman, Silivri A47.